Herkese Ekim ayından öncelikle merhaba. 1 Ekim yeni ayı terazi burcunda biraz böyle oh diyeceğimiz, bize nefes aldırabilecek güzel bir yeni ay söz konusu olacak. 2016 yılının başından beri zor bir süreç ve zor bir döneme şahitlik ettik. Hem kendi ilişkilerimiz açısından, iş hayatlarımız açısından, ülkemiz açısından zorlu ve stresli dönemlerdi. Ama sanki bu terazi burcunda Venüs olan bu yeni ay bizlere biraz böyle bir oh dedirtecek. Enerji olarak bizleri daha kendimizi iyi hissedebileceğimiz, adaletin var olduğunu hissettiğimiz, içimizde sevginin, mutluluğun, huzurun olduğunu düşündüğümüz güzel bir yeni ay. Yani Allah'ın bize bu kadar derdin, tasanın ve kederin içerisinde sunmuş olduğu güzel bir armağan gibi düşünelim. Bu yeni ayı gerçekleştirmek isterken neler yapabiliriz? Birçok kişi, çevrenizde de bunu deneyimleyeceksiniz. Kendi fiziksel güzelliklerine veya yaşantılarını güzelleştirecek şeylere önem verecekler. Yani bugüne kadar ertelemiş olduğunuz belki fiziksel bir operasyonunuz olabilir. Bu bir estetik operasyondur. Bunu çok ertelemişsinizdir ama bazı şartlar sizi o noktaya götürecek ve bunu yapmanız gerektiğini hissedeceksiniz. Çünkü kendinizi güzel, yenilikçi bir dünya içerisinde hissedeceksiniz. Kendinizi iyi hissetme duygusunu isteyeceksiniz. Uzun zamandır ihtiyacımız olan bir şey. Yani bunun dışında bu bir saç, güzellik, diş, her ne aklınıza gelirse bunlarla ilgili her türlü konu, estetiksel olan her şeyi fiziksel anlamda bir değişim noktasında yaşayacaksınız. Bunun dışında bunları değiştirirken yaşantınızda ilişkilerinizi de güzelleştirmek isteyeceksiniz. Yani küs olduğunuz, belki ya gereksiz yere mi kırdım, gereksiz yere mi üzdüm, incittim diyeceğiniz bir dostunuzu, arkadaşınızı önce siz aramak isteyebilirsiniz. Ki bunu da yapın. Bence çok güzel, çok değerli ve kıymetli bir döneme denk düşmüş olacak. Bu 1 Ekim yeni ayının bu tarz konularla eğer enerjinizi odaklayarak kullanırsanız sizler için gerçekten güzel, şanslı bir yeni ay olacak. Çünkü bu bizim için bir armağan diyebiliriz. Bunu güzel, keyifli ve enerjisini iyi kullanabileceğimiz bir süreç olduğu için ilişkilerimizin toparlanacağı, bugüne kadar özellikle de 2015 Eylül ayından bu yana ilişkilerimizde yaşamış olduğumuz haksızlıklar, adaletsizlikler, ilahi adalet planlamasını sarsan önemli olaylar. Bunlarla ilgili çok farklı düzenler ve değişimler söz konusu olacak. Bizzat Ay burcu terazi olanlar, yükseleni terazi olanlar, Jüpiter'i terazi olanlar haritalarında bunlardan Güneş'i terazi olanlar çok daha fazla etkilenecek. Yani bu harita dilimine göre biraz değişkenlik gösterecek ama bu saydıklarım çok daha fazla etken altında bu olayları hissedecek. Bunun dışında yaşayacağınız bazı olaylarda eşitlik ve hukuksal anlamda da bazı konular önemli bir şekilde göz önüne gelecek. Yani bugüne kadar ben bu konuda nasıl hakkımı aramam ya, davamı açıyorum deyip burada bir adalet var, ben bunu kazanırım, ben bunu yaparım diyeceğiniz duygular da yaşayacaksınız. Bazı konularda nasıl ben bugüne kadar danışmanlık almamışım, bu konuda nasıl bir psikoloğa soru sormamışım, nasıl bu konuyu araştırmamışım gibi bu noktalarda da bazı farkındalık yaşayacağınız süreçleriniz olacak. Birçoğumuzun yaşantısında bu yeni ay sonrasında bazı konularda danışmanları, eğitmenleri olacak gibi görünüyor diyebiliriz. Yeni ayı bu şekilde enerjisini hızlı ve güzel kullanabilirseniz bence çok güzel bir armağanı değerlendirmiş olacaksınız. Şimdiden güzel, huzurlu, bol bereketli, şanslı, keyifli bir yeni ay diliyoruz.